Evet sevgili arkadaşlar, şu anda kimse yok. Biraz sonra başlayalım. Evet, şu anda Melbourne şehir merkezinden Melbourne'un dışına doğru Sydney yolundan devam ediyoruz. Yaklaşık yarım saatlik bir yolumuz var. Bu arada Melbourne kırsalını sizlere göstermek istiyoruz. Bugün günlerden cuma, saat şu anda 1:34. Tamam, 3:20 var. 3:20 var saati yanlış. Arabanın saati yanına baktık. 3:20 var. Cuma olduğu için biraz trafikte yoğunluk var. Tatile gidenler, kırsalda yakınlarını görmeye gidenler. Tabii ağır vasıta araçları kullanıyorlar. Düğmeler senin orada mı çalışmıyor? Benim buradan çalışmıyor. Sen oradan aç kapatacaksın. Ben açamadım. Ya. Şu bazen açılıp kapanıyor da. Aleykümselam Hasan Bey. Aleykümselam. Bunlar biraz değişik. Bizden de Türkiye'ye selamlar Hakan Bey. Aleykümselam. Melbourne'un önemli şahsiyetlerinin, Yücel Erbaşı'nın hobi çiftliğine gidiyoruz arkadaşlar. Selamun Aleyküm Hasan Bey. I am from Türkiye. Pakistan'a selamlar. Mevsim itibariyle Avustralya dışından izleyenlere söyleyelim. Mevsim itibariyle Avustralya'da yaz mevsimi yaşanıyor. Gördüğünüz kadarıyla da yol kenarlarındaki tarlalarda biçmeler olmuş. Ekili araziler biçiliyor. Özcan kim? Özcan Yıldırım. Özcan Yıldırım mı? Korkuyor. Bizim olabilir. Evet. Tanıyorum evet. Folklorcu. Ekol Dans Okulu'nun ekip başı diyelim. Hocası. Hocası ekip başı. Sonuçta ekip onlarla beraber zaten. Amor doğru yani bir. Burada tuşu var mı şimdi? Yani benim tuşum vardı orada tabında bez. Tuşu yok da bulan öyle bir. Vardı orada var ya, onun yanında oturduğu yerde. Senin eller düşün geçmiş. Bu yağmaz. Senin eller ameleli gibi olmuş. Şey adam birini tamir ettim ya. Şey yaptım. Olsun plastaki o kahvaçta adam tekeri çökemedi. Kendim bir mekanik gibi. Lastiğini çöktüm, lastiğini taktım. Yeni gelen herkese selamlarımızı iletiyoruz Melbourne'dan. Melbourne şehir merkezinden
Melbourne şehir dışına doğru bir yolculuğumuz var. Yaklaşık yarım saat sürecek dedik. Şu anda devam ediyoruz. Mevsim itibariyle yaz mevsimindeyiz. Sonbahar. Hava soğuktu. Evet, mevsim itibariyle yaz mevsimindeyiz ama maalesef iklim yaz mevsim iklimi yok şu anda. Akşamları bayağı bir 10-12-13 dereceydi dün akşam. Bayağı bir serin. Adam kameraya varmış. Araba. Trafik mi? Polis mi? Küçük yok. Tarla mı? Arazi mi? Nedir o? Küçük küçük. 3 tane kamera gördüm. Anladım. Direkten. Diyorlar ya, bizim için gözetliyor diye. Hırsızlık yok. Hakan Bey, maske zorunluluğu %90 kalktı diyelim. Sadece maske kapalı yerlerde kullanıyoruz. Açık alanda maske zorunluluğu yok. Yaklaşık 40 gündür de ne virüs vakası var bizim eyalette. Ne hasta var, ne virüs vakası var. Ölü de yok zaten. İnşallah darısı Türkiye'ye diyoruz. Bayağı bir sıkı kurallardan çıktık. Evden 5 kilometre çıkamıyorduk. Daha sonra onu 25'e çıkarttılar. 25'ten geri 5 kilometreye düşürdüler. Mecburi hallerin dışında, iş, eczane, doktor, market gibi hallerin dışında evden çıkmak yasaktı. Spor bir kere günde bir kez spora gidebiliyorduk. Parklar falan kapalıydı. Vallahi bir şeyler yazıyor. Umarım sesim geliyordur arkadaşlar. Soracağınız sorular varsa dilimiz döndüğünce, bilgimiz yettiğince sizlere cevap vermek isteriz. Bilmediğimiz konularda da kesinlikle yorum yapmayız. Bir atasözünün dediği gibi yarım hoca dinden eder, yarım doktor candan eder. Biz de bildiğimizi cevabını veriyoruz. Bilmediğimizi de yetkililere havale ediyoruz. Değil mi Yücel abi? Aynen. Tamam, sesimizde de sorun yok. Şu anda 110 kilometre hız sınırı olan bir kırsal güzergahtan geçiyoruz. Şehir içi. Burası otoban diye geçiyor. Yeah. 110 kilometre hız sınırı var. Kameralar geçmedik değil mi? Kamera var. Bunun yolumuz üstünde var mı? Var. İşte yolumuzun üzerinde kamera diyoruz biz burada genelde. Hız tespit eden kameralar var. 110'un üzerinde geçtiğin zaman ceza işlemi uyguluyor plakanıza. Tarlalarda gözükenler de biçilmiş, paketlenmiş ot. Hayvan yemi olarak satılıyor onlar. Aynen. Kamerayı oynatmak istemiyorum ama herhalde bazı yerlerde gözüküyordur. Burası senin eski yer değil mi Cid abi? Burası bizim Necip Usta'nın. Eski yer. Oradaki 4 tane düvesi var. Anladım. Burası. Evet. Yangın uyarısı var arkadaşlar. Öyle mi? Yangın olabilir diyor. Havalar ısınmaya başladı. Bu otlar bir anda kuruyuveriyor sıcaktan. Anında ateş alabiliyor. Buraya da inşaat güzel yapılacak herhalde. Ağaçlar kesmişler. Oraya yol yapılacak herhalde. Evet. Ağır vasıtalar, özel araçlar. Burası Sydney yolu ve bu yoldan Shepperton diye bir kasaba var, ilçe var diyelim, oraya gidiyor. Türkiye'de bile ilçe diyelim. Bendigo var ileride, Wollon diye bir yer var. Böyle devam ediyor. Sol tarafta
yeni bir yerleşim yeri ama yeni de sayılmaz. 5-6 senedir var. Denbrook deniyor. Sağ tarafta Beveridge. Böyle devam ediyor işte. Arazi olarak geniş bir yüz ölçümü var ama arsa fiyatları da çok ucuz değil. Yani 300-400 metrekarelik bir arsa buralarda 300 bin liradan aşağı değil, değil mi Yücel abi? Aynen öyle. Evet, 300 bin liradan aşağı değil. Eviyle beraber evin durumuna göre 500-600 bin dolar. Aynen. Avustralya doları. Amerikan doları değil, Avustralya doları fiyatları burada.